Of! De kaldı bu adam. Yolun ortasında bıraktı gitti beni. Reçel kavanozlarını koca kafasında kıracağım, o olacak yani. Efendim anneciğim. Kızım niye açmıyorsun hemen telefonunu? Merakta bırakıyorsun beni. Ha? Hayırdır anne? Sabah sabah ne bu sinir? Kim kızdırdı seni yine? Kim olacak? Baban. Ha, sinirini benden çıkaracaksın yani. Ay niye senden çıkarayım Pelin? Ayrıca çıkarırım da yani, kızım değil misin? Anneciğim konuya gelsen. Niye aradın? Neyse tamam. Sinan çıktı mı kızım? Nereden çıktı mı? Gazoz kapağından Pelin. Pelinciğim. İçeriden çıktı mı diye soruyorum sana. Çıktı. Gerçekten mi? Bak Pelin. Babana söyleyeceğim artık, haberin olsun. Yani bu çocuk hem Filya'nın hem senin başını yakacak, benden söylemesi. Sonra demedi deme kızım, tamam mı? Anneciğim abartma istersen. Neyse sonra konuşuruz, yoldayım, araba kullanıyorum ben şimdi. Ha bu arada sakın babama bir şey söyleme, telaşlanmasın boşuna. Hadi öptüm seni. Hadi güle güle. Nerede kaldın? Ağaç oldun burada. El yapımı diyoruz, %100 organik diyoruz. Yok, adam anlamıyor. Bunlar da mı almadılar? Almadı. Almazsa almasın, zaten kalitesiz bir yerde. Hayret, organik reçelleri niye almadılar acaba? Süheyla, zaten cinim tepemde, ne olur bir de sen dalga geçme. Bak öfkem burnumda diyorum, tansiyonum kim bilir kaç oldu diyorum, geçmiş karşıma gülüyorsun ya. Ay ne yapayım, benim de sinirlerim bozuk Rıza. Belli. Sinan çıkmış. Çok güzel, buna mı gülüyorsun? Ne kindar insanmışsın, bitmedi gitti şu kinin be. Hapiste mi çürüseydi çocuk? Aman kızımdan uzak dursun da başka bir şey istemiyorum ben. Sinan banyoda mı anneciğim? Çayını soğutmasaydı bari. Geldim abla. Ha. Ay. Günaydın serseri. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Maşallah senin bugün yüzünde güller açıyor. Vallahi bundan sonra öyle anne. Ha. Hayırdır ablacığım? Size güzel haberlerim var. Biz Pelin'le tekrardan... Ay yoksa? Sahi mi diyorsun? Sahi. Hadi hayırlı olsun kayınço. Sonunda kendini affettirdin ha. Vallahi zor oldu ama oldu enişte. Sonunda oldu. Olsun. En çok neye seviniyorum biliyor musun? O Barış denen adam var ya, bir daha gelmeyecek restoran, ona seviniyorum. Merak etme, bundan sonra suratını hiç görmeyeceğiz. Neyse hadi ben kaçıyorum. Hadi. Oh. İnan da iyi. Oh. İşte görüşürüz. Bu kapıyı da anne bir ara değiştirsek ya. Bir ara. Ne diyorsun anne? Acaba Süheyla Hanımların haberi var mı? Ya canım, Pelin ikna olduktan sonra bir şekilde halleder herhalde o tarafta. Yani inşallah. Vallahi Melih Hanım 2 gündür gitmediğim yer kalmadı. İlla organik olduğunu ispat edecekmişiz. Onaylı belge istiyorlar. E şimdi bütün emeklerimiz boşa mı gitti yani? Ay ne yapsak Rıza? Acaba sizin bu reçelleri konuya komşuya mı dağıtsak ha? Ne dersin? Süheyla. Peki Rıza Beyciğim. Bu evrağı biz alamaz mıyız? Yani bunları elde etmek çok mu zor? Yani nasıl olsa bizim bir acelemiz yok, öyle değil mi? Aç değiliz, açıkta değiliz. Yani tamamlarız değil mi evrakları Rıza amca? Tabii ki tamamlanır. Ben bir tam listeyi anlayayım, öğreneyim, 1-2 güne hepsini halledeceğim. İşte, durduk yere karaları bağladınız, olacak şey mi? Vallahi pes size. Koskoca Barış Altınay gıda sektöründen eline eteğini çekti. Siz inatla reçel yapmaya çalışıyorsunuz hala. Sen bizle alay mı ediyorsun? Ay sen şakadan da anlamıyorsun artık Rıza. Sizin küçük reçel işletmenizi koskoca Barış Altınay'ın gıda sektörüne yaptığı yatırımla kıyaslayacak halim yok herhalde, değil mi? Yani ayrıca Barış eline eteğini sırf Pelin yüzünden çekti. Onu etkilemek için yani. Hazır bu konu açılmışken biraz bu konuda konuşalım diyorum Süheyla Hanım. Havacığım bize birer kahve yapar mısın yavrum? Tamam. Yapayım. Çocuklarımız sayesinde tanıştık sizinle. Onların sevinçleriyle mutlu olduk, dertleriyle hüzünlendik. Birbirimizi kırdığımız zamanlar oldu. Birbirimize destek olduğumuz zamanlardı. Ben Pelin'i kızım gibi severim. Sinan gittiğinde elini üstümden çekmedi. Hiç yalnız bırakmadı beni. Hep destek oldu bana. Sizler de öyle. Sağ olun, var olun. Siz de benim hastalığımda da sonrasında da bizi bir an bile yalnız bırakmadınız. Meliha Hanım, bunlar eski laflar. Hiç açmayalım biz bunları artık. Açalım Süheyla Hanım. Açalım, şöyle bir gözden geçirelim diyorum. Biz nerelerde hata yaptık? Sizin söylemek istediğiniz bir şey var. Sinan'la Pelin aralarındaki problemleri çözmüşler. Yeniden birlikte olurlarsa... Meliha Hanım, benim kızım Barış'la evlenecek, lütfen. Dur Süheyla, dur. Meliha Hanım bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir lafını bitirsin, bir dur. Sizi dinliyorum efendim. Bu çocuklar birbirlerini çok seviyorlar. Ne zorluklardan geçtiler, ne badireler atlattılar. Hala birbirlerini seçtiler. Bu sefer saygı duyalım, eskisi gibi yapmayalım. Onların yanında olalım diyorum. Ama Sinan'la Pelin tekrar bir araya gelemez. Yapmayın ne olur Süheyla Hanım. Görmüyor musunuz aralarındaki bağı? O kadar güçlü ki hiçbir şey, hiç kimse koparamadı. Destek olmayacaksak da köstek olmayalım Rıza Bey. Eskiden toydular. Yanılgılarıyla, başarılarıyla büyüdüler, hayatta yol aldılar. Yani bizim çocuklar tekrar barıştılar mı diyorsunuz? Aşk. Kimse önünde duramaz ki. Kimse engel olamaz ki. Birbirimizi kırmıyor. Yavrularımızı boynu bükük yalnız bırakmıyor. Onların yanında olalım bu sefer diyorum. Başkalarıyla istemedikleri hayatlar yaşamalarına, mutsuz olmalarına bu sefer dayanamam. Gücüm yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.